Herkese merhabalar. Ben IT Journal Club'tan Eren. Bugünkü IT Journal Talks etkinliğimizde konuğumuz Profesör Doktor Bahattin Koç. Konusuysa 3 boyutlu biyoyazıcılarda doku ve organ mühendisliği olacak. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Sağ ol, teşekkür ederim. Umarım herkes, sen de dahil, herkes iyidir. Sağ olun. Teşekkürler böyle bir organizasyon için ve davetiniz için. İzleyicilerimizin sizi daha yakından tanıyabilmesi için kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle ben de sizler gibi İTÜ'lüyüm. İTÜ'den mezun oldum. Aslında biraz daha farklı bir konu. İlk lisansımı 93 yılında endüstri mühendisliğinde yaptım. Ama daha çok ağırlıklı olarak imalat mühendisliği ile ilgili çalışmalar yapıyordum hani bitirme döneminde. Daha sonra Amerika'ya gittim. Amerika'da yüksek lisansımı doktorumu imalat mühendisliği veya manufacturing engineering üzerine yaptım. Konumda eklemeli imalat veya additive manufacturing İngilizcesi konularla çalıştım. 2001 yılında doktoramı aldıktan sonra North Carolina State Üniversitesi'nde State University of New York at Buffalo'da hoca olarak, assistant profesör olarak başladım. Tabii o zamanlar manufacturing o kadar çok, yani daha sonra üretim, imalat sektörü çok fazla şey değildi. Çalışmalarımı biraz biyomedikal uygulamalara şey yaptım. Yani üç boyutlu yazıcılardan üç boyutlu biyo yazıcılara evrildi çalışmalarım. Orada daha çok işte üç boyutlu biyo yazıcılar kullanarak doku ve organ mühendisi, daha spesifik olarak da deri ve işte yaraların iyileşmesi üzerine çalıştım. Oradaki işte çalışmalarımız DARPA, Army Medical, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın desteklediği projeler ve işte NIH projeleriyle eğitimler vererek devam etti. 2010 yılında da Sabancı Üniversitesi'ne, yani Türkiye'ye döndük. Sabancı Üniversitesi'nde başladım. Buradaki çalışmalarım yine şey olarak devam etti. Üç boyutlu biyo yazıcılar, ama aynı zamanda şu anda eklemeli imalatla da hani biyo yazıcılar veya biyomedikal uygulamalar haricindeki diğer çalışmalarımı da devam ediyorum. Halen Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde. Aynı zamanda bizim biyomedikal çalışmalarımı yaptığımız sunum Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama Araştırma Merkezi ve aynı zamanda işte biyomedikal olmayan çalışmalar için de Tümleştirilmiş Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde çalışmalarım devam ediyor. Çok teşekkür ederim hocam. Aslında biyolojiye uzak gözüken bir mühendislik bölümünden mezunsunuz. Özel bir sebebi var mıydı biyolojiye yönelmenizin? Yani hedeflediğiniz bir şey var mıydı o noktada geçiş yaparken? Ben üniversite sınavına girdiğim zaman İTÜ, yani o zamanlar endüstri mühendisliği çok bilinen bir alan değildi. Benim amacım da işte endüstri mühendisliği işte farklı alanlarda çalışabilme imkanı sağlıyordu. Yani o hoşuma gitmişti. İkinci sene tekrar bir daha sınava girdim, üniversite sınavına. Daha doğrusu bizim ailem daha çok işte doktor olmamı istiyordu. İkinci sene sınava girdiğimde Cerrahpaşa'yı kazandım. Cerrahpaşa Tıp kazanmıştım. Gitmedim ama hala endüstri mühendisliği hoşuma gidiyordu. Tabii Amerika'ya gittiğim zaman dediğim gibi yani endüstri mühendisliği, yani klasik anlamdaki endüstri mühendisliğine çok daha çok imalat mühendisi, yani üretim üzerine çalışmalar yaptım. O zamanlar işte eklemeli imalat, daha doğrusu additive manufacturing çok fazla yaygın değildi. O konu üzerinde durdum. Ama oradan dediğim gibi Amerika'da bir imalat destekleri çok fazla olmayınca da biyomedikal uygulamalar aslında çok fazla farklı değil. Hani biyomedikal anlamında yaptığım çalışmalar aynı aşağı yukarı, ama uygulaması hani üç boyutlu işte metal printing yapmak yerine, üç boyutlu metal yazıcılarla parça üretmek yerine üç boyutlu biyo yazıcılarla bu sefer doku organ üretiyoruz. Yani şey anlamında konu tabii çok farklı şeyler gerektiriyor, ama şey anlamında, yaptığımız çalışmalar anlamında aşağı yukarı benzer şeyler yapıyoruz. Anladım hocam. İstiyorsanız sunumumuza geçebiliriz. Ya da Olur. değinmek istediğiniz başka bir şey yoksa. Yok, ben orada zaten sunum anlatayım. Yine bir sorularınız varsa herhalde chatten ve
Sizlere gelecek başka bilmiyorum sorular başka şekilde varsa onları gönderirler herhalde. O zaman tekrar o sorular üzerinde cevaplar verebilirim. Tamam. Ben şimdi ekranımı değiştireyim. Ekran gözüküyor değil mi? Evet hocam, sunumdasınız şu anda. Tamam, süper. Dediğim gibi bugün hani İngilizce aslında sunumum ama Türkçe olarak anlatacağım ben size. Üç boyutlu biyoyazıcılarla doku organ mühendisliği nasıl yapabiliriz? Daha doğrusu yapabilir miyiz? Onları anlatacağım. Ve bazı uygulamaları, gelecekte ne olacak onlardan size bahsedeceğim. Öncelikle bir şey vereyim. Yani niye böyle bir doku organ mühendisliğine ihtiyacımız var veya üç boyutlu biyoyazıcılar bunları neden yapmamız gerekiyor? Bu Amerika'daki bir data 2020'ye kadar bir şey verilmiş ama şey görebiliyorsunuz bu aşağı taraftaki benim şeyi görebiliyorsunuz değil mi? İkonu ben istersen ikon gözüküyor mu Eren yoksa şey mi? Mouse'un içi gözüküyor evet hocam. Başka bir şey mi geçeyim? Şu şey gözüküyor başka değil bir mi? Şey daha iyi gözüküyor evet, kırmızı nokta daha iyi. Duyabiliyor musun beni? Evet hocam. Siz duyabiliyor musunuz? Sesim geliyor mu? Evet hocam. Ha, evet sesini, hocam. Senin duymuyorum ben ama herhalde evet. Şey oldu. Ben duyabiliyorsun hocam. Beni. Evet. Evet, sorun yok. Tamam, süper. O zaman devam ediyorum ben. Herhalde duyabiliyor. Tamam. Dediğim gibi burada bir aslında şey görüyorsunuz bir grafikte organ bekleyen. Yani organ transplantasyonu bekleyen hastaların sayısını görüyorsunuz. Şu aşağı tarafta donörler yani organ transferi yapan insanların sayısını görüyorsunuz. Neredeyse aşağı yukarı dümdüz devam ediyor. Çok da fazla bir artış yok. Burada bir transplantasyonları görüyorsunuz. Yani bunlar başarılı bir şekilde organ transferleri yapılmış. Ama gördüğünüz gibi bunlar düz gidiyor. Ama insanlar tabii çoğalıyor. İşte bekleyen hastalar var. Bu da bekleyen hastaları gösteriyor. Yani bunlar bekliyorlar ama tabii çoğu işte organ yetmezliğiyle maalesef hayatlarını kaybediyorlar. Ve gördüğünüz gibi bu işte yukarı doğru çıkıyor. Burada biraz aşağı inmiş ama çok da bir şey değişmiyor. Yani sonuçta buradaki azalmalar aslında insanların beklediğinden değil de farklı sebeplerle burada azalmalar olabilir. Ama genelde trend gördüğünüz gibi bu yukarı doğru hatta eksponansiyel şekilde arttığını görüyoruz. Bu nedenle bu işte organ transferleriyle bunun çözülemeyeceğini görüyoruz. Bu son yıllarda belki duymuşsunuzdur. İşte bir domuzdan daha sonra genetiği değiştirilmiş bir domuzdan anlam bir kalp nakliyle bir insana transfer yapıldı ilk defa başarılı bir şekilde ama maalesef o hasta çok fazla yaşayamadı. Ya bunun gibi yenilikçi çalışmalar var. Bunlardan birkaçını bakarsak neler diye baktığımız zaman bir yöntem işte şeyler hastalar yani ölenlerden veya diğer işte organ transferi yapılacak hastalardan alınan organların içindeki tüm hücrelerden arındırılması. Çünkü organ bu transfer yapıldığı zaman vücut kabul etmeme durumu olabiliyor bu hücrelerden dolayı. Tüm organdaki hücrelerden arındırıp daha sonra bunun hastanın alınan hücrelerle tekrar yeniden selülerizasyonunu yapıp yeniden hücrelerin ekilmesiyle yeniden bir doku veya işte organ oluşturulması amaçlanıyor. Ama tabii dediğim gibi burada bazı problemler var. İşte yeteri kadar bu doku organlar yok. İçine hücreleri istediğimiz gibi şey yapamıyoruz, organize edemiyoruz. Mesela buradaki bir şeyin karaciğeri görüyorsunuz. İşte içine o istediğimiz hücrelerin organizasyonunu ekilmesi maalesef şu aşamada mümkün değil. Bir diğer bir yöntem ise daha çok biyomalzemeleri kullanarak yaptığımız çalışmalar. Burada ne yapıyoruz? İşte biyomalzemelerle bir gözenekli yapılar yapabiliyoruz. Ve bu gözenekli yapılarla dokuyu oluşturacak hücreleri ekerek, üzerinde büyüterek yeniden bir doku ve organ oluşturmaya çalışıyoruz. Burada da yine
bazı başarılar elde edilmesine rağmen mesela şurada işte ilk defa bir idrar kesesi aslında insana nakledildi. 2000 yılında Wake Forest Üniversitesi tarafından başarılı bir şekilde şu anda hasta yaşamını devam ettiriyor. Ama burada da en büyük sorun bu işte gözenekli yapılar, scaffoldlar. Bu bizim de çalıştığımız bir konu ama içine istediğimiz şekilde hücreleri yerleştirip bunların organizasyonunu sağlayıp bunların büyütüp bir doku veya organ oluşması hala yeterli derecede başarılı değil. Ben burada konuştukların çoğunluğu aslında organa doğru nasıl gidebiliriz onunla ilgili aslında şey yapıyorum. Ama tabii doku veya benzeri yapılardan başlayıp işte organa doğru gitmeyle ilgili çalışmalar da var. Bunun yanında diğer bir çalışma ise bugün de benimden yaptığımız çalışma hakkında bilgi vereceğim. Üç boyutlu biyoyazıcılar. Biyoyazıcılar ne diye bahsedersek, yani ben kendimle bahsederken bahsetmiştim. Yani normal biliyorsunuz belki üç boyutlu yazıcılarla işte plastikler olsun, işte metaller olsun, farklı malzemeleri katman katman basarak üç boyutlu parçalar üretebiliyoruz. Burada ise üç boyutlu biyoyazıcılarda biyo geldiği için de aslında doku ve organı oluşturan işte hücreler, ekstraselüler matrix gibi veya biyo malzemelerle beraber bu hücrelerin basılması. Tabii bioprinting dediğimiz veya biyoyazı, biyobasım dediğimiz kısım muhakkak bir hücrelerin olmasını gerektiriyor. Canlı hücreler. Onun getirdiği çok büyük zorluklar var. Çünkü normal bir burada gördüğünüz gibi bir sadece malzemeleri üç boyutlu yazılar üretmek gerekmiyor. Aynı zamanda burada işte hücreleri de kullanmanız lazım. Hücrelerin canlı tutulması lazım. Hücrelerin belli bir organizasyonda basılması lazım. O yüzden çok daha zorlu bir süreç. Bugün de ben sizlere iç boyutlu biyoyazıcılarla işte doku organ nasıl doku daha doğrusu nasıl ürettiğimizi, bunların nasıl kullanılabileceğini, organlara nasıl gidebileceğimiz hakkında bilgi vereceğim. İlk başta aslında bir organı oluşturacaksak bu organın en temel şeyi vaskülarizasyon. Yani organı biz eğer istediğimiz gibi süper bir organ yapsak bile bunun eğer damar yapısını yani vaskülarizasyonu sağlayamazsak bu organın yaşaması mümkün değil. O yüzden de biz aslında büyük bir çalışmalarımızın yoğunluğu bu vasküler yapı üzerine. Yani bir doku oluşturmadan önceki vasküler yapısını nasıl oluşturabiliriz? Burada da biz aslında aort damarını seçtik ilk başlarda. Büyük bir atar damarı yapmak çok daha önemli. Niye dersek atar damar, hani aort damarı insanda bulunan en büyük atar damar. Normalde mesela bir kalp arterilerde bir sorun olduğu zaman ne bileyim bacaktan alınan şeylerle toplar damarlarla oralara bypasslar yapılabiliyor. Ama aort damarın insan vücudunda tek bir tane ve en büyük olduğu için bunun yerini alacak başka bir damar yok. Bu tür problemler olduğu zaman ya işte plastikten veya plastik benzeri malzeme, dekon gibi malzemeler kullanarak oralar yapılabiliyor. Veya insan hastayı maalesef yaşatamayabiliyoruz. Eğer işte enerizm gibi bir şey olduğu zaman, belirtisini göstermediği zaman bunun bazen kurtuluşu da olmayabiliyor. O yüzden biz aslında ilk başta aort damarını başladık. Nasıl üretebiliriz? Burada amacımız da hastaya özgü yapmak. Yani hasta özgü derken gerçek hastanın medikal görüntülerini kullanarak işte aynı geometride üretebilmek. Burada bir şey görüyorsunuz. İşte hastadaki şeyi aldık, medikal görüntüleri. CT yani bilgisayar tomografi görüntülerini alarak buradaki aort damarının yapısını çıkarttık. İşte burada bazı algoritmalar geliştirerek bilgisayar algoritmaları geliştirerek bunun tekrar bir iyileştirilmiş bir yüzeyini elde etmek amacımız. Ki bunu biz daha sonra üç boyutlu biyoyazıcıya komutlar olarak çevirebilelim. Bir yüzey oluşturduk. Geometrik yüzeyler oluşturduk. Hatta bunu korner yani kalbi besleyen atar damarlar içinde daha kompleks yapılar içinde yaptık. Ve daha sonra bunun elde ettikten sonra bunun basılabilmesi için bu modeli kullanarak nereye hücreler basılacak? Buradaki yaptığımız yöntem ise doğrudan canlı hücreleri kullanmaktı.
Bunun planlamasını yaptık. Daha doğrusu yani bu işte model alarak yine kendi geliştirdiğimiz bilgisayar algoritmalarıyla nerelere hücreler basılacak, canlı hücreler basılacak, nerelere bunları desteklemek için destek malzemeleri basılacak. Bunların şeylerini çıkarttık, komutlarını çıkarttık ve böylece bunlarla biyo yazıcıları kontrol edecek. Yani biyo yazıcıya komut verecekleri, şuraya işte hücreleri bas, buraya destek malzemelerini bas gibi şeyler oluşturduk. Bu algoritmalarla yollar, yani basım yollarını çıkarttık. Daha sonra dediğim gibi bizim buradaki amacımız doğrudan bir aort damarını tamamen canlı hücreleri kullanarak üretmek. İlk defa aslında dünyada bu ilk defa aort damarını bu şekilde yapan grubuz. Bunun için agaroz dediğimiz bir destek hidrojel malzemeler kullandık. Agaroz bioinert, yani hücrelere yapışmayan bir malzeme. O yüzden destek malzemesini hücrelerde ayırabiliyoruz. Hücreler için ise canlı hücreleri kullandık. İşte burada insan ve fare düz kas hücreleri, endotel hücrelerini ve fibroblast hücrelerini kullandık. Bunlarda amacımız bir sonrasından bu uygulandığı zaman bir hastadan alacağınız hücreleri çoğaltarak bu aort damarını yaptığımız zaman, o hastaya transfer ettiğimiz zaman vücudun reddetmesi artık ortadan kalkacak. Çünkü kendi hücreleriyle oluşmuş bir doku veya organ olduğu için. O yüzden de amacımız burada direkt canlı hücreleri veya hastanın alınacak hücreleri kullanarak bu biyobasım yöntemiyle aort damarının üretilmesini sağlamak. Burada sadece aort damarı değil, aynı zamanda dediğim gibi koroner atar damarı için de bir model oluşturduk. Burada görüyorsunuz bir işte kırmızıyla olanlar aslında bir şey, hücrelerin basıldığını gözüküyor. Maviyle ise bunların destek malzemeleri. Bu dallanmış yapıları işte veya büyük atar damarları da yapabilecek. Burada basımların şeylerini görüyorsunuz. Sırasını görebiliyorsunuz. Burada ise gerçekten bir aort damarının, daha önce modellediğimiz aort damarının basını görüyorsunuz. Buradaki beyaz, daha doğrusu koyu renkli olan aslında canlı hücreler. Burada hücreleri basıyoruz. Bu şeffaf olanlar ise destek malzemeler. Yani ne yapıyoruz? İşte böyle her kesitte canlı hücreler basılıyor. Bunlara destekleyecek hidrojeller basılıyor. Böyle katman katman basarak bir aort damarını oluşturuyoruz. Burada farklı modeller, farklı yani canlı hücrelerle yaptığımız basına görebiliyorsunuz. Mesela bu çok önemli. Bu dokuyu, yani daha doğrusu doku yapısını belli bir şeyde inkübatörde büyük şey yaptıktan sonra kendi ekstraseller matriksi oluştu. Burada gördüğünüz gibi için hiçbir biyo malzeme yok ve tamamen canlı hücreler, buradaki şeyler canlı bir dokuyu oluşturabildik. Burada işte daha önce yaptığımız koroner atar damarının basılmış halini görüyorsunuz. Çok daha hassas bir şekilde bunun basılabildiğini, işte hataların çok düşük olduğunu da görebiliyorsunuz. Burada ise tamamen canlı hücre, hiçbir biyo malzeme yok. Bu atar damarının gerçek bir boyutu. Tamamen işte insan hücrelerinden, canlı hücrelerinden oluşmuş bir atar damarı görüyorsunuz. Tabii bu yaptığımız çalışmalar o zamanlar 2015'lerde falandı tamamladığımız zaman. Bayağı bir şey oldu, haber oldu. Hatta işte BBC'den, BBC Horizon programından geldiler. İşte belgesel çektiler. Ve bu çalışma dediğim gibi dünyada ilk defa bu şekilde bizim bu anla ilgili de patentimizi de aldık. Şu an Avrupa Birliği ve Amerika'da bu patentimiz de geçerli. Ve bununla ilgili dediğim gibi çalışmalarımızı şu anda devam ettiriyoruz. Daha çok vasküler yapıların işte daha güçlendirilmiş halde. Aort damarından sonra tabii ilk başlarda bir Organova'nın kendi biyo yazıcısını değiştirdik. Onun üzerinde bir çalışma yaptık ama bu yeterli olmadığı için bizim yine grubumuzda, araştırma grubumuzda kendi geliştirdiğimiz biyo yazıcılar var. Aslında şu anda bunları görüyorsunuz. Bu işte 3 tane farklı kafanın çalıştığı işte canlı hücreler, biyo malzemeler veya
plastik malzemeleri basabileceğimiz bir setup. Burada ise daha çok işte elektrik akımı altında daha çok küçük fiberlere basabileceğimiz başka bir biyoyazıcı geliştirdik. En son ise şu anda üzerinde aslında çok kullandığımız, çalıştığımız ise işte çok daha hassas ve işte nano seviyelerinde bir hassasiyete sahip bir 3 boyutlu biyoyazıcı. Bunu tamamen bizim ekibimiz geliştirdi. Tabii aksamlarını alarak bunu geliştirdik ve şu anda bu 3 boyutlu biyoyazıcıları kullanıyoruz. Devam ediyor çalışmalarımız. Bu şeyden bahsettim, hani hücreleri bastığımızdan doğrudan. Ama bunun yanında hücreleri basarken hücrelerin kendi ekstraselüler matriksini, yani ECM'i oluşturmasını da istiyoruz. Bunun için de yeni biyomürekkepler, yani biyomürekkep dediğimiz aslında yani hücrelerle beraber ya malzemelerin karışması veya tamamen hücrelerin oluşturması ile ilgili çalışmalarımız oldu. Bunlardan kısaca bahsedeyim ben size. Bir tanesi, biz hücreleri bir şey üzerinde büyüttük. Yani bir önceki şeyde tamamen hücreleri bir karışım halinde belli bir sıkıştırarak basıyorduk. Burada ise işte hücreleri bir şey üzerine, NIPEM dediğimiz özel bir malzeme üzerine, termoresponsive bir malzeme. Yani 37 derecede işte hücreler buna yapışıp büyüyebiliyorlar. Bir cell sheet dediğimiz hücre tabakasını oluşturuyorlar. Daha sonra biz 24 derece düşürdüğümüz zaman tabakada bu şeyden ayrılıyor. Daha sonra bunları parçalayarak basımını yaptık. Ve böylece ne yaptık? Hücreler aslında daha birbirlerine bağlandı. Kendi ekstraselüler matriksini oluşturdular ve basımı çok daha şey oldu. Yani bunların daha kuvvetli oldu. Burada da yine onu görüyorsunuz. İşte şu anda birazdan gerçek hücrelerin, daha sonra hücre parçalarının basımını göreceksiniz. Bu destek yapılar. Burada da hücrelerin basımını görüyorsunuz. Burada ne elde ettik dersek, işte çok daha yüksek mukavemete sahip, güçlü, kendi ekstraselüler matriksini oluşturmuş hücrelerin doğrudan aslında basım sağladık. Aşağıda da şeyleri verdim, bilmiyorum hani detaylı daha fazla bilgi almak isterseniz bu dergilerde yayınlanmış yayınlarımız var. Oradan detayları bulabilirsiniz. Eğer bir şeyiniz olursa ben size gönderebilirim kopyasını. Bir diğer biyomürekkep çalışmamız ise kolajen, bu ekstraselüler matrikste çok önemli bir malzeme. Bu kolajen malzemesinin kullanarak, hücrelerle beraber basımını yaparak yeni bir biyomürekkep tasarladık. Bunun için ne yaptık? Bir tendon, yani aslında bir şeyden alınan, inekten alınan bir tendonu tamamen hücrelerden arındırdık. Aslında xenografik bir çalışma. Xenolojik, yani şey, başka bir şeyden aldığımız, canlıdan aldığımız bir şeyi kullanmak istiyoruz, kolajeni. Tabii hücrelerden arındırdığımız için artık bunları insanda kullanabilecek duruma getirdik. Burada şurada gördüğünüz gibi hücrelerden arındırdığımız zaman burada işte şeyi gösteriyor. İçerisindeki hücre oranını gösteriyor. Burada standart işte 5 nanogram mililitrede az olduğu zaman hücrenin, vücut bunu reddetmiyor. Biz 5.2'ye kadar düşürebildik. Yani tamamen hücrelerden arındırdık. Daha sonra bunu içerisinde, pepsin içerisinde parçaladık. Burada da görebiliyorsunuz. Bu işte kolajen fiberleri, böyle çok güçlü bir yapı oluşturuyor. Tendon çok güçlü bir yapı. Onu oluşturan aslında bu ince fiberler, kolajen fiberleri. Hücreleri arındırdığımız zaman bunlar oluşuyor. Ve daha sonra biz bunu yaparak, pepsinle digest ederek, bu şeyleri, bağları kopararak sıvı hale getirdik. Ve daha sonra bunların self-assembly özelliğini kullanarak, onu o hale getirerek kolajen, hidrojel malzemeler yaptık. Burada da görebiliyorsunuz çok güçlü hidrojel malzemeler oldu. Şunu değiştirmem lazım. Burada da basımı görüyorsunuz. Bu da yine ilk defa hiçbir şey kullanmadan çapraz bağlama, işte foto initiator gibi bir şey kullanmadan ve tamamen hani self-assembly dediğimiz
şeyin kolejinin kendi kendine şey yaparak çapraz bağlanmasını sağlayarak kolejinin basımı görüyorsunuz. Bu da tamamen hayvandan elde edilen, tendonlardan elde edilen kolajenler görebiliyorsunuz. Burada da bunların gerçekten basabildiğimizi ve şey halinde, hani hassas bir şekilde basabileceğimizi de burada görmüş oluyorsunuz. Bir diğer biyomürekkep çalışmamız ise daha çok sentetik biyomürekkepler. Burada PEG kullandık. PEG tabii başlı başına yeterli olmadı. Onun işte üzerine hücrelerin bağlanması için RGD dediğimiz bir peptidler, peptinler kullanarak bunların hücrelerin bağlanmasını artırdık ve bunların ilk defa aslında hiçbir şey kullanmadan toksik foto initiator dediğimiz foto başlatıcı kullanmadan basımlarını sağladık. Yine bu çalışmamızda hücrelerin çok sevdiği, çünkü RGD'ye bağlanıp ve canlılıklarını da artırdığı, koruduğu, metabolik aktivitelerin çok daha fazla olduğu ve hücrelerin organizasyonuyla kendi ekstrasellüler matriksinde üretebildikleri yapıların oluşmasını da sağladık. Bu tür çalışmalarda en büyük sorunlarımızdan birisi insan dokusu tek bir şeyden, hücreden, tek bir malzemeden veya tek bir fonksiyonu oluşmuyor. Birden fazla fonksiyon gerektirdiği durumlar olabiliyor. Biz bunların şey yapabilmek için hani hücreleri farklılaştırmak ve onları belli bir fonksiyon vermek için yeni bir yöntem geliştirdik. İşte burada da amacımız birden farklı malzemeleri veya malzemelerin farklı özelliklerini yapmak. Burada ne yapabiliyoruz? Mesela üç boyutlu yine biyo yazıcıyla basarken belli bir yerleri kondaktif, yani elektrik geçirgenliği olan bir malzemeyle basabiliyoruz. Bazı yerleri işte kondaktif olmayan, elektrik özelliği olmayan bir malzemeyle basabiliyoruz. Veya sertliğini, stiffness'ini artırabiliyoruz, azaltabiliyoruz. Veya hücrelerin farklılığını değiştirebiliyoruz. Bunun için de yeni bir yöntem geliştirdik. Yani normalde bu birden fazla farklı malzemeyi basmak için işte farklı kafalar kullanmanız gerekiyor. Biz tek bir kafada ve bu ara yüzeyi de kontrol ederek bu şeylerin basımı gösterir. Burası birazcık yavaş çekim, üç boyutlu basımı görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi burası karbon nanotüpler, yani kondaktif bir malzeme. Burası kondaktif olmayan, yani hidrojen tamamen hiçbir kondaktif. Ve arada gördüğünüz gibi çok keskin bir şeyi hiçbir şey yapmadan basabildiğimizi burada görebiliyorsunuz. Bunu çok karmaşık, işte burada SU gibi işte üç boyutlu şeylerde basabiliyoruz. Yine bu patentlendiğimiz bir çalışma. Aynı zamanda Nature Scientific'te ve Materials and Design'da çalışmalarımızı bastık. Son yıllarda ise özellikle karmaşık böyle damar gibi yapıların içerisindeki şeylerin basılması biraz zor. Onun için işte yine bu farklı malzemeleri basmak, ama bunları destek olması için bir hidrojel içerisinde basmak. Bunun için de bir support bed dediğimiz bir şey geliştirdik. Özel bir malzeme geliştirdik. Bunun diğer çalışmadan farkı ise tamamen şey olduğu için ve bu hücrelerin bağlanmadığı için biz farklı hücreleri burada basabiliyoruz. Ve diğer bir şey ise işte istediğimiz kadar bir hazneyi de birleştirerek, mesela burada farklı renkleri görüyorsunuz ama işte mavi, kırmızı, pembeye göre böyle değişen bir renklere de değiştirebiliyoruz. Bunları basabiliyoruz. Bunların her şeydeki, şırıngadaki işte varfleri kontrol ederek istediğimiz şekilde yine bunları programlayarak bunların basını yapabiliyoruz. Burada tasarımı görüyorsunuz. İşte farklı renklere geçiyoruz. Aslında 3 renk var ama biz bu 3 renkleri birbirleriyle de karıştırabiliyoruz ve böylece farklı renkleri de elde edebiliyoruz. Bu da basılmış renkleri görebiliyorsunuz. Hidrojel içerisinde, yani şey içerisinde, destek banyosu veya support bed içerisinde bunun basımını görebiliyorsunuz.
Bunu ne yaptık? İşte bir damar yapısını basabilir miyiz? Dallanmış bir yapıyı basmak için bunun için kullandık. Burada basımı görüyorsunuz. Bunun avantajı dediğim gibi destek malzemesi içinde bastığımız için böyle delikli yapıları bunun içerisinde yapabiliyoruz. Yoksa yani bunu bastığımız zaman o damar yapısı aşağı doğru çökeceği için o karmaşık işte delikli yapılar basmamız mümkün değil. Burada gördüğünüz gibi bir damar yapısı veya işte burun gibi böyle karmaşık yapılar basabiliyoruz. Şurada da bunun testini görüyorsunuz. İşte bu malzemelerin içerisinden hani bir damar gibi çıkardıktan sonra şeyin hani bu malzemeyi tabii hücrelerle beraber basıp işte damarı oluşturuyoruz ama burada şeyi görebiliyorsunuz, sızdırma hızını görebiliyorsunuz. Buradan mavi bir boya verdiğimiz zaman bu iki taraftan da boyalar çıkabiliyor. Yine bu da ilk defa bizim geliştirdiğimiz bir yöntemle bu tür işte içerisi deliği de beraber basabildiğimiz bir malzemeleri ve bunu hücrelerle beraber basabildiğimiz bir şey geliştirdik, yöntem geliştirdik. Yine bu da Scientific Report'ta çıktı. Bir diğer çalışmamız ise daha önce dediğim gibi benim Amerika'daki çalışmalarım daha çok yaraların iyileşmesi üzerineydi. Derilerin deri dokusunun oluşturulmasında. Buradaki en büyük sıkıntı özellikle kronik yaralarda, burada bir örneğini görüyorsunuz. Alt taraftaki aslında moleküler bozukluklarla özellikle dermis, epidermis gibi şeylerin bölümlerdeki hücreleri yeteri kadar büyüyememesiyle veya başka bir sebeplerle bu yaraların iyileşmemesi olabiliyor. Bu da ne olabiliyor? İşte kronik yaralara gidebiliyor. İşte bası ülseri gibi, venous ülser gibi ya diyabetik yaralar gibi. Bu yaralar iyileşmediği zaman oradaki alt taraftaki hücrelerin daha hızlı büyümesi için içerisine biyofaktörlerin konması lazım. Bunun için hani değişik hidrojeller kullanılıyor ama bu tür işte polimer tabanlı özellikle yapılarda bunlar erimiyor. Mesela PCR gibi işte biyo bozulabilir malzemeler 2 sene gibi çok uzun sürelerde eriyebiliyorlar. Onların hızlı eriyebilmesi aynı zamanda işte içerisindeki büyüme faktörlerinde belli bir zamanlarda salmak için ve kontrollü bir şekilde yeni bir yöntem geliştirdik. Özellikle bunun çok daha küçük boyutlarda fiberler yapabilmek için elektrik akımı altında basımı sağladık. Burada gördüğünüz gibi elektrohidrodynamik bioprinting dediğimiz bir yöntem kullandık. Burada normalde biyo yazıcılar işte çok kalın fiberler oluşturuyor. Burada biz işte 1 mikrona kadar veya daha düşükte inebiliyoruz elektrik akımı altında. Bunun bize sağladığı avantaj için daha hızlı bir şekilde bunun degrede olmasını sağlayabiliyoruz. Burada bir örneğini görüyorsunuz. İşte bunu fareler üzerine denedik. Burada işte normal bir scaffold dediğimiz yani sadece gözenekli bir yapıyı kullandık. Burada ise bizim kendi geliştirdiğimiz gözenekli yapı yani scaffold, biomatris malzeme içerisinde hidrojellerin ekledik. Hidrojellere büyüme faktörlerini koyunca oradaki yaraların iyileşmesi sağladık. Bu aslında bir diyabetik bir fare. Yani bir şeker hastalığı olan bir fare. Yani ona göre oluşturmuş yaraları görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi yaralar kapanmadığını görebiliyorsunuz. Bu kendi geliştirdiğimiz malzemelerle bu yaralar hızlı bir şekilde iyileştiğini, kapandığını buradan da görebiliyorsunuz. Bir diğer çalışmalarımız ise kemik, özellikle kronik boyuttaki kemiklerin iyileşmesiyle ilgili. Bunun modellenmesi işte nerelere işte şeyleri koyalım ki kök hücreleri bundan yeteri kadar besin alsınlar. İşte şey olsunlar yani çünkü kronik yaralar hani kemik yaraları iyileşmeyen yaralar büyük ölçekte. Bununla ilgili bir çalışmamız vardı. Keyyulven onlar daha çok modellemesini yaptılar. Biz bunların üretimle ilgili çalışma yaptık. Daha sonra bunun biraz daha ileri götürülüp şu anda devam eden neredeyse bitmek üzere İngiltere'deki EPSRC yani onların TÜBİTAK diyelim tarafından desteklenen bir çalışmamızda ise bu kronik yaralar için özellikle Lego gibi
yani bombrik dediğimiz bir gözenekli yapılar basıyoruz. Bunlar işte şey cerrah bunları alıyor, birleştirdiği zaman o yaraya uygun bir şeyi çıkartabiliyor, gözenekli yapıyı çıkartabiliyor. Buradaki amaç da işte bu dediğim gibi kronik yaralar, kronik kemik iyileşmelerini sağlamak. Bunlar çok büyük şeyler. Normalde bunların hani tedavisi için şöyle gördüğünüz bir mekanizma kullanılıyor. Bu işte dışarıdan kemiğin işte belli bir miktarlarda çok kısa şey küçük miktarlarda uzatılması. Bu işte atıyorum bir büyük bir yaranın iyileşmesi bazen 3 seneyi bulabiliyor. Bunu düşünün yani dışarıda fixator dediğimiz bir şeylerle işte tellerle ve mekanizmayla yaşıyorsunuz. Dışarıdan işte kemiğin bacağınızın dışında duruyor bunlar. Ve bunlar sürekli yavaş yavaş uzatarak kemiğin uzamasını, iyileşmesini sağlıyor. Bizim buradaki amacımız ise bu şeyi ortadan kaldırmak. Bu fixator'ı da ortadan kaldırıp orta sadece bir tane nail kullanıp, mandibular nail dediğimiz bir şeyi kullanarak destek olsun. Buraya da özel bir gözenekli dediğim gibi hastaya uygun bir şekilde gözenekli Lego gibi scaffoldları yapıp bu şeylerin hızla iyileşmesi sağlamak. Dediğim gibi şu anda bu çalışma tamamlanmak üzere bayağı büyük bir başarı elde ettik. En son koyunlar üzerinde bunların denemeleri yapılıyordu. Umarım o da yakında bitip bunun da şey yapması, insanlara uygulaması aşamasında da geçebiliriz diye ümit ediyorum. Çok fazla hani şey yapmayayım ben detaylara girmeyeyim sizlere de bir vakit vereyim. Ama ben kısaca şimdi ne yaptığımızdan hani bizim yaptığımız çalışmalardan tabii hepsini şey yapamadım dediğim gibi vaktimiz olmadığı için bahsettim ama bundan sonra ne olacak hani yani buraya kadar geldik artık bir organ üretebiliyor muyuz? Bununla ilgili hani size bir şey vereceğim. Burada da bir şey görüyorsunuz işte Gartner'ın bir hype curve dedikleri yani beklenti eğrisi. Ne oluyor işte insanlarda yeni şeyler çıkıyor işte yeni teknolojiler geçiyor. Bu sadece biyoyazılar değil diğer teknolojilere de böyle bakabilirsiniz. İşte bunların beklentiler oluyor insanlar diyor bu tamamen işte dünyayı değiştirecek bir teknoloji. İşte bununla ilgili çalışmalar artıyor. Yani bir yerden sonra işte bu şey oluyor artık diyorlar ki bu işte çalışmıyor bak bir sürü şey çalışmalar yapıldı. Ondan sonra bu teknoloji aşağı doğru iniyorlar. Burayı da ölüm vadisi dediğimiz Dead Valley diyoruz. Burada teknolojiler çoğu ölüyor maalesef. Bazıları işte devam edebiliyor. Ve en sonunda gerçekten kullanıma geliyor. Burada baktığımız zaman 3 boyutlu biyo yazıcılarla hani organ üretimine geldiğimiz zaman işte bunun neredeyse bir yaklaşık 5-10 yıl içerisinde 3D bioprinting systems for organ transplantation olacağını söylüyorlar. Bu tabii 2015'te işte ne bileyim 5-10 sene biz 2022'deyiz pardon. Yani yakında olması lazım ama hala olmadı. İşte 2025'e kadar vaktimiz var. O zaman organ üretebilir miyiz? Emin değilim ama o arada ne yapabiliriz? Ben size onlardan bahsedebilirim. Bir tanesi ilaç sektörü, ilaç sanayi. Sadece Amerika'ya baktığımız zaman yılda 50 milyar dolar harcanıyor. Ve bunların sadece 20 tane ilaç kabul ediliyor. Bir ilaç için neredeyse 1.2 milyar dolar harcanıyor. Yani çok büyük bir endüstri. Şimdi biz eğer bir doku yapamasak bile veya bir organ yapamasak bile biz böyle organ benzeri yapılar yaparak bu ilaçların testlerini yapabiliriz. Mesela işte bir karaciğer yaparız veya karaciğer benzeri bir doku veya işte organ benzeri bir yapı yapabiliriz. Ve hatta bunu kişiden aldığımız hücrelerle yaparak kişiye özgü bir karaciğer oluşturup daha sonra bu ilaçların test edilmesini sağlayabiliriz. Böylece o uzun süren 12 yıllık bir geliştirme süresini çok daha kısaltabiliriz. Çünkü aslında en çok biliyorsunuz işte vakit harcanan ve çok masraflı olan kısım insan deneyleri. Faz 1, faz 2 ve faz 3 deneyleri. Ve böyle bir doku organlarla bu tür şeyleri çok daha hızlandırabiliriz. Bu tür doku organlar işte ilaçların geliştirmesini kullanabilir. Hatta
işte bir karaciğer üzerinde ilacın etkisine bakarken aynı zamanda işte bir kalp modeli de varsa kalp üzerindeki yan etkilerini de araştırabiliriz. Böylece bu dediğim gibi şeyi hızlandırabiliriz, ilaç geliştirmesini hızlandırabiliriz. Bir diğer sektör ise aslında çok daha büyük, ilaç sanayinden 429 milyar dolar 2022'de olacak diye. Tabii ben bu datayı aldığım zaman hatırlamıyorum ne zaman ama yani şu anda bilmiyorum bu rakama ulaştım ama en azından büyüklüğünü görebiliyorsunuz. Yani 400 milyardan fazla dolarlık bir kozmetik sektörü büyüklüğü var. Ve şu andaki şeyi biliyorsunuz, trendleri biliyorsunuz. İşte hayvanların üzerindeki deneylerin yapılmasını istemiyoruz. Bu şeyler azalıyor. Bu tür işte bir kozmetik kremlerin veya işte serumların, ilaçların denenmesi için bu doku ve organlar kullanılabilir. Mesela bir cilt benzeri bir şey yapılabilir, bir insan derisi. Bunun üzerine işte kremler denenebilir. Böylece hayvanlar üzerinde denemekten kurtulabiliriz. Hayvan deneylerini ortadan kaldırabiliriz. Aynı zamanda doğrudan hani insan derisindeki veya işte diğer kozmetik uygulamalarındaki insanlar üzerindeki etkilerini, yan etkilerini, her şeyi görebiliriz. Bu da dediğim gibi diğer bir sektör olarak kullanılabilir. Bir diğer şey ise belki doğrudan bir doku veya işte ne bileyim canlı bir organ yapamasak bile en azından bunları destekleyecek yarı organik, yani yarı hücreler ve canlı dokulardan oluşan, yarı sentetik, işte aktüatörler, işte ne bileyim membran, canlı burada gördüğünüz gibi sentetik yapıyla bunları destekleyerek bu organları destekleyebiliriz. Mesela burada bir örneğini görüyorsunuz, işte bir kalbi destekleyen bir membran. Yani bunlar işte yarı sentetik, yarı organik bir işte şeylerle kalbi destekliyor veya daha da ileri giderek işte biyonik dediğimiz insana işte daha iyi duyabileceği bir kulak şey yapmak için işte antenlerin veya işte elektronik şeylerinde gömüldüğü bir kulak benzeri bir yapı yapmak. Tabii bu da yakın zamanda olmasa da en azından böyle bir tür yapıları da yapabilecek kapasitedeyiz. Bu da örnekten görüyorsunuz. Bir diğer ilginç şey ise 3 boyutlu yine biyo yazıcılarla şey üretmek, et üretmek. Yani bunun hani en büyük motivasyonu ise işte konvansiyonel şeylere baktığımız zaman yaklaşık %55 daha en az enerji harcayacağız. %4 miktarında işte şey olacak, çevreye zararı olacak ve çok az bir alan kullanacağız. %1 gibi çok bir alan kullanacağız. Bununla ilgili bir çalışma var. Laboratuvarda bir işte köfte, hamburger üretilmiş. İşte bu test edilmiş. Ve burada da şey olduğunu hani yeteri kadar tuz ve karabiber eklersek, baharatlar eklersek bir hamburgere benzediği görülmüş. Dediğim gibi bununla ilgili bir çalışmalar var. Birkaç şirket var. Bazıları ettense işte şeye döndüler. Sentetik yani veya daha doğrusu organik derilerin üretilmesi, yani hayvan derileri yerine işte bu derilerin üretilmesiyle ilgili çalışmalar var ama bu da bir diğer bir uygulama. Tabii bizim grubumuzun amacı bu. Komik bir şekilde anlatılmış ama bu işte biyo yazıcılar geliştirerek, bu teknolojileri geliştirerek doğrudan bir organ üretmek. Yani gerçek çok fonksiyonlu bir organ üretmek, bunu da her cerrahın işte her ameliyatın başına koyacak şekilde geliştirmek. Yani bu komik bir şekilde anlatılmış ama bu teknolojiyi geliştirip ve doğrudan insanın ihtiyacı olacak bir şeyi, dokuyu veya işte organı üretebilmek. Bilmiyorum hani bu benim ömrüm buna yetecek mi emin değilim ama sonuçta bizim bir grubumuzda hayalimiz veya çalışmalarımızın amacı ileriye dönük bir organı üretip, çok fonksiyonlu bir organı üretip bir hastada doğrudan kullanılması. Ben burada konuşmamı bitiriyorum. Bu destekler için işte farklı TÜBİTAK olsun, Avrupa Birliği,
İngiltere, Amerika'daki DOD, işte Sabancı Üniversitesi sunum desteklerine teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkürüm öğrencilerime ve diğer işte çalışan postdoc'larıma teşekkür ediyorum. Burada farklı gruplar, farklı zamanlarda gruplarımı görüyorsunuz. Aslında bütün işi onlar yapıyorlar. Ben burada onların çalışmalarını sizlere sunuyorum, kredilerini alıyorum. Bu arada özellikle moleküler biyoloji konusunda yaptığımız çalışmalarda yani o şeyler var, ihtiyaçlarımız var. Eğer ilgileniyorsanız özellikle postdoc ve doktora sonrası araştırmacı ve doktora öğrencilerine ihtiyacımız var projelerimizde. Eğer ilgileniyorsanız her zaman bekleriz. Ben buradan da tekrar öğrencilerime ve tüm grup üyelerine çok teşekkür ediyorum. Postdoc'lara çok teşekkür ediyorum. Burada bitiriyorum. Sizlerin sorularını alabilirim. Teşekkür ederiz hocam sunumunuz için. Çok güzel bir sunumdu. Aslında en son sormayı düşündüğüm bir soru vardı. En uzun vadede gerçekleştirmek istediğiniz şey ne diye. Siz bunu... Bana sesin gelmiyor Eren ama. Yayına gidiyor mu acaba? Bilmiyorum. Hala duyamıyorum ben ama bilmiyorum. Benim şeyde bilgisayarda bir şey yok diye düşünüyorum ama. Mikrofonu kapalı gözüküyor şu anda. Ben de öyle... Şu an duyabiliyor musunuz hocam? Ha, şimdi geldi sesin. Evet. Hocam en son sormak istediğim bir soru vardı. En uzun vadedeki planınız ne diye. Siz organ basımı olduğunu söylediniz. Peki hangi aşamalardan geçerek sizce buraya varacaksınız? Sizi şu an limitleyen şey nedir? Tabii buradaki en büyük sorun yani bir organ dememiz için aslında birden farklı fonksiyonlar olması lazım. Mesela işte biz deri geliştirdik diyoruz ama deri hani çok basit bir gibi gözükse de işte orada neler var? Kıl hücreleri var, kıl folikülleri var, işte şeyler var. İşte ter gözenekleri var, işte diğer şeyler var. Yani tüm bunları sağlayabilmemiz lazım. İşte bir karaciğerse bunun tüm özelliklerini, fonksiyonlarını sağlayabilmemiz lazım. Onun için de oradaki işte hücrelerin belli bir organizasyonda, belli bir yapıda şeyde olmaları lazım. Hala şu anda o aşamada değiliz. Çok büyük bir çalışmalar, hani başarılar elde edildi bununla ilgili. Bizim grupta dahil buna. Ama hala bir işte bir solid yani katı bir organ dediğim işte kalp olsun, bir karaciğer işte ne bileyim böbrek gibi bir doku şey bir organın üretilmesi bizim hayalimiz ama bunun için dediğim gibi o şeye gelemedik hala. O tür çalışmalara gelemedik. Bu bayağı da uzun süreceğini düşünüyorum ama çok hızlı gelişmeler oluyor. Umarım bu süre çok daha kısalır. Yani sağ olun hocam. Chat'te sorular var. Arkadaşım sordu. Büyük kemik kaybı yaralanmalarında tasarlanan iskele yapılarının oluşturan gözeneklerin şekil ve boyutlarının izoform olması tedaviyi nasıl etkiler diye sormuş. Tabii burada bu önemli, güzel bir soru. Normalde biz işte hep herkesin yaptığı işte 0-90 dediğimiz böyle İşte eşit gözenekler yapılıyor ve bu kemikle de hiç uyumlu değil. Yani çünkü normalde bizim vücudumuzda 0-90 hani birbirine dik yönler yok. O yüzden de biz özel bir tasarım geliştirdik. Aslında kemiğe doğrudan uygun ve kemiğin gerçekten hani yapısını taklit edecek şekilde işte ne bileyim dışarıda corteal bone var, yani kemik var. İç tarafta gözenekli işte spongy bone dediğimiz kısım var. Onu taklit edecek şekilde bir gözenek yapısını değiştirdik. Orada işte şeylerin amacı da o işte porların veya boyutları da gözeneklerin boyutlarını da optimize ediyoruz. Yani belli mekanik özellikleri sağlaması lazım. Ama aynı zamanda hücrelerinde işte belli bir şekilde bağlanıp hani büyümesi için de o gözeneklerin boyutlarını ve şekillerini de optimize ediyoruz bu çalışmalarımızda. Daha önceki çalışmalarda neden 0-90 yöntemini seçmişler? Daha kolay üretildiği için mi? Daha kolay üretildiği için bir de tasarım kolay. Yani alıyorsunuz işte ne bileyim bir işte 0 yönünde bir de 90 yönünde. Yani şey yok aslında hani insan vücudunda öyle 0-90 dediğimiz yani 0-90 dediğimiz açılar aslında birbirine dik iki açı. Yani başka açılar da var 30 işte 45-135 gibi birbirine dik. Dik olmasının sebebi şey
Yani bunların hani belli bir mekanik özelliklerini güçlendirmek amacıyla, ama yani o açıların olmasının bir şey yok. Bir sebebi yok gerçekten. Vücutta öyle bir şeyimiz yok. Başka bir soru var. Kompozit iskelelerin kök hücre, kök hücre osteogenezi üzerine etkileri nelerdir? Nasıl yönlendirilebilir diye sormuş. Onunla da ilgili çalışmalar var aslında yaptığımız bizim. Bu boyutlar ve şekiller çok fark ettirdiğini fark ettik. Yani normalde insanlar hani sadece boyutlara bakarken işte ne bileyim kemik için işte 200-300 mikron, ne bileyim yumuşak doku için daha da küçük işte 100 mikron gibi gözenekler daha etkili olduğunu düşünürken, biz burada şekillerin de önemli olduğunu ve şeyi de hani kemiğin tekrar şey yapması, büyümesi ve hücre proliferasyonu işte bağlanması için de önemli olduğunu gösterdik. Onunla ilgili bir çalışmamız da şu anda değerlendirme aşamasında. Diğer bir sorusu da yine bağlantılı olarak, yapı iskelesinde kullanılan nanoparçacık bileşenleri hücrelerin gen ekspresyon seviyelerinde değişime neden olabilir mi diye sormuş. Olabilir. Tabii burada kullandığımız hani içindeki şeyler, nanoparçacıklar şey yapabiliyorlar. Bizim hani bahsettiğim bir çalışmada bu işte nano yapıları biz kontrollü bir şekilde yapabiliyoruz. Yani ben istediğim yere farklı nanoparçacıklar veya farklı işte aktif molekülleri de basabiliyorum. Böylece kök hücrelerin farklılaşmasını da sağlayabiliyoruz. Mesela diyelim ki bizim şu anda çalıştığımız ve zor bir konu şeylerin, ara yüzeylerin çalışması. Mesela diyelim ki işte tendon kemik yani bağlantı yerleri. Yani bir tarafta böyle tendon yine yani kemik kadar sert olmasa da bir yani güçlü yapıdan birdenbire sert bir yapıya geçiyoruz. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Veya işte sinirlerin bağlanması, kasların işte kemiklere bağlanması gibi ara yüzeyler çok daha kritik. O ara yüzeyleri sağlamak için de işte bu nanoparçacıkları veya işte aktif molekülleri kullanarak biz orada farklılaşmalarını sağlıyoruz. Yani yine aynı kök hücreler, MSC'ler diyelim veya mesenkimal kök hücreleri, ama farklı bir moleküllerle bunların veya farklı yapıyı sağlayarak o bahsettiğim hani fonksiyonel basımda biz onların farklılaşmasını da 3 boyutlu yapı içerisinde sağlayabiliyoruz. Başka bir soru var hocam. Yapay organ üretilirse muhtelif sebeplerle yalnızca statü para sahibi insanlar için kullanılacağı konusunda görüşünüz nedir acaba? Bundan herkes eşit şekilde faydalanabilir mi sizce diye sormuş. Tabii birazcık filozofik bir soru. Yani bizim amacımız zaten yayınlarımızda bunu yapıyoruz. Yani ticari bir şirket olsak zaten deriz ki ya bunları koruyalım, işte bunları satalım. Bizim amacımız bilimsel yayınlarla bunu herkesin paylaşması. Herkes açıyoruz. Bütün bilgilerimizi, bütün çalışmalarımızı. Burada insanlığın gelişmesini ulaşıyoruz. Bu tür şeyleri de tabii herkes kullansın. Yani bir ayrım yapılmadan herkese bu şey ulaşmasını istiyoruz. Amacımız o. Bir diğer soru. Can malzeme dayanıksız olarak nitelendirilse de kemik rejenerasyonunda nasıl kullanılır diye sormuş. Cam malzemeden çok daha çok şeyler, yani cam benzeri malzemeler, bioglass dediğimiz biocam malzemeler kullanıyoruz. Özellikle kemik hücrelerinin büyümesinde etkili olduğunu gösterdik. Aynı zamanda yine bioglass veya camlar yaraların özellikle antibakteriyel özellikleri sayesinde yaraların iyileşmesinde etkili olduğunu gösterdik. Eğer cam diye onu bahsediyorsa bilmiyorum arkadaşım. Sağ olun hocam. Benim kendim de sormak istediğim birkaç soru var. Bir tane patentinizde Artificial of Biological Tissue Network makalenizde şeyde aort ve damar üretirken kullanmıştınız. Bunun önceki yöntemlerden farkı destek elemanı olmaması mı? Nasıl avantajları var? Şimdi normalde hep yani bu tür doku veya organ mühendisi çalışmalarında biyomalzemeler hep kullanılıyor. Biz burada ilk defa şey kullandık, canlı hücreler. Yani hiçbir şey yok. İçine işte biyomalzemeyle basmak veya işte biyomalzeme kullanmak, tamamen canlı hücreleri kullandık. Canlı hücreleri koyduğunuz zaman, bastığınız zaman birincisi hani basmak bir sıkıntı. Yani bunları işte basılabilecek duruma getirmek, işte o
özellikle sağlamak. Ama aynı zamanda da bunları bastık, işte üç boyutlu bir yapı içerisinde bunları tutmak. O yüzden de destek malzemeleri kullanıyoruz ve bunu ilk defa bizim grup yaptı dediğim gibi. Bununla ilgili de patentimiz de var zaten. O canlı hücrelerle bu aort damarını veya işte diğer benzeri dallanmış damarları üretmek ve tamamen hücrelerin kendi ekstrasellüler matriksini üretmesini sağlamak amacımız orada. Bu da ilk defa yapıyorum. Merhaba. Yatay düzlemde 3 boyutlu biyoyazıcı çok başarılı gözüküyor. Peki 3 boyutlu biyoyazıcı ile dikey yapılar, sütunlar basılabilir mi diye sormuş. Basılabilir zaten bizim hani şu şeyle göstereyim ben geriye gidelim. Geçebilirsin tekrar. Bir saniye. Şeye geçemedim yine. Şuradan. Görebiliyorsunuz değil mi? Değiştirdiğim herhalde. Evet hocam. Şu aslında onu gösteriyor. Yani biz böyle bir destek banyosu dediğim aslında bir hidrojel yine. İçine bastığımız zaman istediğimiz gibi dik çıkabiliyoruz. Hani bu yatay basıyoruz ama bunun hani dikeyde de yapabiliriz. Yatay basmak biraz daha kolay olduğu için. O yüzden de bu destek support bed veya destek yapı veya inkjet printing dediğimiz yöntemle o dikey basmakta bir sıkıntı yok. Böyle çok kompleks yani içerisinde delikli yapılar veya dik yapılar, çok karmaşık yapıları burada basabiliyor. Bu yine dediğim gibi ilk defa bizim geliştirdiğimiz destek banyosu. Yani farklı bir malzeme kullandık. Bunu yapabiliyoruz. Ya benim çalışmalarınıza baktığımda bir şey dikkatimi çekti. Hücrelerin hayatta kalması ve printer'ın basım süresiyle bir limite ulaşıyor galiba damar oluşumu. Bunun için eş zamanlı basabilen koaksiyal baskı yöntemi gibi yöntemler kullanılabilir mi? Ya da başka neler var? İşte şu, onunla ilgili aslında bir şu anda devam eden bir çalışmamız var. Bir TÜBİTAK projemiz var. Aynı anda işte 3 tane veya daha fazla da şey yapabiliyoruz. Birdenbire basabiliyoruz. Aslında şu gördüğünüz şey de onu gösteriyordu. Geri gidebilirsem. Şurada görebiliyorsunuz. Şu kafayı çok yakın gösteremiyorum. Belki şurada videoyu açarsam bilmiyorum. Göremeyeceksiniz orada da. Yani birden bir kafada yani aslında bir uçta aslında 3-4 tane ince, çok ince mesela. Bunlar 100 mikrona kadar falan indirebiliyoruz. Bunlar birbirleriyle aslında bağlantılı. Şurada mesela tek bir şeymiş gibi, cammış gibi gözüküyor ama burada aslında 3 tane farklı malzemeyi basabiliyoruz aynı anda eşlik olarak. Veya coaxial dediğimiz gibi işte dış tarafında başka bir şey, ortasında başka bir şekilde basabiliyoruz. Yani bunları yapabiliyoruz ama tamamen buradaki amaç işte şey dediğiniz gibi hızlandırmak. O basımı ve işte farklı malzemeleri de aynı anda basabilmek. Burada da zaten görebiliyorsunuz bu malzemeleri de karıştırabiliyoruz. İşte birden farklı malzemeyi veya hücreyi de istediğimiz yerde de karıştırıp basabiliyoruz. Bunu da yapabiliyoruz her şeyde bayağı. Yani başka bir sorum da şey olacak hocam. Yani 3 boyutlu biyoyazıcıların biyosensör uygulamalarında kullanımı ile ilgili bir çalışmalar var mı? Sizin yaptığınız ya da takip ettiğiniz? Yaptığımız yok. Daha doğrusu hani bizim işte bu elektrik konduktif malzemelerle biz bunları hani yapabiliriz. Ama şu anda bizim öyle bir çalışmamız yok sensörlerle. Ama onunla ilgili yapılan çalışmalar da var. Hani sensörlerle entegre edilmiş de yapılar veya direkt sensör hani esnek elektronik gibi şeyler de yapılabiliyor. Ama bizim doğrudan bir çalışmamız yok şu anda. Başka bir sorum da yine bir diğer patentinizle ilgili olacak hocam. Lamine repair film üzerine. Çok güzel özellikleri var gördüğüm kadarıyla. İşte epitel migrasyonu engelleyen etkenleri blokluyor. İşte biyo bozulur ve büyüme hormonları veriliyor. Bu epidermolizis bullosa gibi cilt hastalıklarında kullanılabiliyor mu? Şu anda kullanımı var mı ya da bir üretim şekli düşünüldü mü daha yaygınlaşması için? Yani orada dediğim gibi amacımız bizim şeydi. Yani alt tabakayı yani şeyle biraz geri döneyim.
Mesela bir yara oluştuğu zaman hemen epitelizasyon oluşuyor. Yani epitel dokunun hemen hızlı büyüyüp orayı kapatmaya çalışıyor ki işte enfeksiyonları kapatalım. Mesela o yüzden zaten bir yara veya işte yanıkları görürseniz hep böyle üst taraf böyle ince bir epitel dokudan oluşur ve buruşur, işte deformasyon olur. Bunun amacı da alt taraftaki yeteri kadar bir şeyin dokunun veya hücrelerin büyümemesi. Bizim oradaki amacımız işte şey, alt tarafı da hızlı bir şekilde büyütmek. Yani büyüme faktörlerini belli bir zamanlarda salarak kontrollü bir şekilde epidermis dermisinin hızlı bir şekilde şey yapılıp epitel yüzeylerin üzerine düzgün bir şekilde kapatması ve böylece o şeyin derinin daha hızlı ve daha düzgün bir şekilde iyileşmesini sağlamak. Hatta mesela işte kronik yaraların iyileşmesini artırmak. Orada göstermiştim fare deneylerinde. İşte şeker hastası, diyabetik bir farede yaranın hızlı bir şekilde iyileştiğini de gösterdik. Onunla ilgili çalışmamız da yayınlandı. Hani o, eğer detaylı bilgi isterseniz onu da gönderebilirim. Advanced Healthcare Materials'da yakın zamanda yayınlandı o da. Teşekkür ederim hocam. Daha önce epidermolojik bilozayı üstüne biraz araştırma yapmıştım da galiba şu anda çok ihtiyaç duyulabilecek bir teknoloji gibi geldi bana. O yüzden özellikle yani, sormak istedim. Güzel bir soru. Çok teşekkürler. Bir de daha geleceğe yönelik popüler bir sorum olacak. Biohacking gibi akımlar var gördüğümüz kadarıyla. Biohacking alanının gelişmesiyle sizce bu birlikte büyüyecek mi bu ikisi? Neler mümkün olabilecek? Mesela kendi dokularımızı üretmemiz, modifiye etmemiz mümkün olabilecek mi gibi bir soru sorayım. Ya duyuyorum, evet, biohacking işte ne bileyim hani DIY işte kendi dokunu, organını üret veya vücudunu zarar ver, bilmiyorum nasıl bakıldığına bağlı. Yani ben tavsiye etmem tabii ki öyle bir şeyleri ama yani insanlar farklı farklı şeyler yapmaya çalışıyorlar evlerinde. İşte önceden de üç boyutlu yazıcılar yani bu kadar çok popüler olmadan önce işte çok pahalılardı. İşte 100 bin, 200, 300 bin dolar, milyon dolarlık cihazlar vardı. Ama daha sonra işte bunun open source, open hardware dediğimiz böyle internette yaygınlaşmasıyla şu anda herkes isterse kendine bir tane üç boyutlu yazıcı yapabilir. Yani aynı şekilde üç boyutlu bir yazıcılar da evde yapılabilecek şeydi. Hani çok zor bir şeyler değil. Hani her ne kadar bizim hani çok böyle hassas olmasa da kendin evde yapılabilecek şeyler. Ama ben dediğim gibi kesinlikle tavsiye etmiyorum hani öyle bir şeylerin. Ama insanlar bunları evde yapabilecek şeyler, bu çalışmalar en azından deneyebilecek aşamadılar. Tabii şeyler çok daha zor. Hani normalde hücrelerle uğraşmak, bilmiyorum sizler çok daha iyi biliyorsunuzdur. Hücreleri büyütmek, onları canlı tutmak, işte şeyler çok zor işler. Hani kolay bir şeyler değil. Normal plastikten bir parça yapmak gibi değil ama eminim ki evde bunları deneyecek şeyler de vardır çalışmalarda. Teşekkür ederim hocam. Bir soru daha var. Biyohibrit araçlarla ilgileniyor musunuz? Biyohibrit pompalar veya biyohibrit robotlar gibi. Yok, ilgilenmiyoruz. Yani şu anda öyle bir çalışmamız yok ama yani anladığım kadarıyla işte şey yani birkaç böyle çalışmalar var. Ama bizim yaptığımız öyle bir çalışma yok şu anda. Teşekkür ederim hocam. Başka soru yok galiba. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. İzleyenleri de izledikleri için teşekkür ediyorum. Ve eklemek isteyeceğiniz bir şey yoksa sunumu kapatacağım hocam. Ben de size davetiniz için tüm dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Umarım sizlerin hani farklı bir bakış açısı sağlamışımdır diye ümit ediyorum. Yine bir her sorularınız olursa her zaman bana e-mail ile yazabilirsiniz. E-mail adresimi herhalde gösterebilirim. Oradan bana yazabilirsiniz. Dediğim gibi çalışmalarımızda sürekli çok şey bakıyoruz, iyi öğrenciler, doktor öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar. Bana ulaşmak istediğiniz zaman bu e-maili atabilirsiniz. Veya herhangi bir sorunuz, ihtiyacınız, yardıma bir şeye ihtiyacınız varsa her zaman bana e-mail atabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Sizlere başarılar diliyorum. Bu güzel etkinlik için çok teşekkürler tekrar.
Size iyi hafta sonları, iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür